Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Arakul'un X Predator 2 kasasını inceleyeceğiz. Evet daha önce bir X Predator 1 vardı. Oldukça uzun zaman önce vardı. Ve kullanıcılar hatırlayacaklardır. Zira tasarım olarak diğer kasardan oldukça farklıydı. Evet Ali. Hatta ben X Predator 1 kasaya bir sistem bile toplamıştım. O üzerinde eğilim vardı, Predator vardı, garip hava kanatçıkları var, keskin açılar var. Özellikle onlar dikkat çekiyordu. Ama tek özelliği tabii ki süslü ya da diğerlerinden tasarım olarak farklılaşan bir kasa olması değil. Pek çok farklı noktası var. Özellikle X 2 özellikle oyuncular göz önüne alınarak tasarlanmış bir kasa. Bu tabii ki firmanın olduğunu resmi olarak kasayla ilgili açıkladığı. Biz incelememizde bunun ne kadar doğru olduğuna, neler sunluk neler sunulmadığına yakından bakıyor olacağız. Evet Ali. Öncelikle kasanın standartından bahsedeyim ben. Bu Full Tower bir kasa. Full Tower kasa sevgili izleyiciler. Normal ATX anakartları koyduğumuz standart biraz daha alçak olan kasalardan daha yüksek, daha büyük kasalar. Standart olarak baktığımız zaman aslında tam boy PC kasası dediğimiz kasa bu oluyor. Daha daha büyük kasalar da var. Sunucular için böyle devasa yerden <laughs> göğe kadar giden dolap kadar olan kasalar da var. Oturma odalarımız için mini ITX'lerinden böyle ufacık kasalar da var. Her biri nasıl bir sistem toplayacaksanız ona uygun üretilmiş oluyor. Buradaki full tower'da da çok büyük anakartları kullanabiliyoruz. Kesinlikle Ali. E-ATX dediğimiz Extended ATX anakartlarla uyumlu bir kasa bu. Extended dediğimiz zaman ATX'in yanına bir parça daha eklenmiş gibi düşünün. Üzerinde ekstra voltaj ölçüm noktası olan ya da farklı bileşenler olan anakartlar olabiliyor bunlar. Daha önce de MSI'ın X99 Gablike anakartını incelemiştik. O e ATX'in en güzel örneklerinden. Bir tanesi farklı modellerde var. Makalemizde alttaki bilgi kısmında bunlara ulaşabilirsiniz. Recep, e ATX sığıyor dedik, form faktör dedik. İstersen yakından bakalım. Hem şu X Predator 1'den bugüne tasarıma neler olmuş bunu görelim hem de bu standartları biraz yerinde üzerine anlatalım. Başlayalım Ali. Tasarımına dikkat çeken bir kasa var karşımızda Ali. Evet burada keskin hatlar dikkatimizi çekiyor. Üst kısımdan arkaya doğru hafif bir bombe var. Ve bu üst kısmı sevgili izleyiciler bu şekilde kapattığımızda ve açtığımızda hava kanallarını açıp kapatmış oluyoruz. Ama tasarımda da dikkat çekici bir şekilde buradaki kanatları görüyoruz. Evet predatör havası var Ali. Evet predatör havası var. Ne diyordu Ayrakul bunun için köpek balığı tasarımı diyor ama köpek balığından çok bizce dediğimiz gibi Alien vs Predator'daki Alien'ların Predator'ların tasarımlarına benziyor. Ali üst kısma baktığımızda burada docking station dikkatimiz çekiyor. Docking station ne işe yarıyor diyorsanız sevgili izleyiciler bir sabit diski alıyoruz. Yukarıdan aşağıya bu şekilde oturtuyoruz. Ve doğrudan sabit diskimizin içerisindeki verilere erişmeye başlayabiliyoruz. Tabi bunun alt kısımda bir kablosu var. Bu kablonun anakarta bağlı olması gerekiyor. Bir sabit diski böylece kasayı açıp içeriden takmadan dışarıdan takarak veri aktarmış olabiliyoruz. Bu özellikle standart kullanım için değil de hani içerisinde işletim sistemini kurduğumuz diski takıp tepeden kullanmak biraz mantıksız oluyor sevgili izleyiciler. Kenarda arşivlik sabit disk varsa eski verilerin yedeklendiği onları takıp okutmaya yarıyor. Evet işiniz bittiği zaman da Windows'tan aygıtı kaldır deyip çıkartabiliyorsunuz bilgisayarınız çalışırken. Benzer şekilde 2.5 inçlik diskleri de buraya oturtup takıp çıkartabiliyoruz. Tabii ki çıkartıp takarken burada 2.5 inç diskeri biraz daha oturturken buraya sağ sol yapmamız gerekiyor sevgili izleyiciler. Çünkü 3.5 inç disker kadar ağır değiller öyle çat diye hemen yuvaya oturmuyorlar. Şimdi hani sabit disk bağlantı yuvasının gelmesiyle birlikte SATA portuna gerek kalmamış. Bu bağlamda X Predator 1'de olan SATA portu kaldırılmış. Buna ek olarak yeni güncel teknolojilerin sayısı artırılmış. X Predator 1'de 1 adet USB 3.0 portu vardı. 2'de artık 2 adet USB 3.0 portu görüyoruz. Aynı zamanda üst kısımda 4 adet USB 2 portu görüyoruz sevgili izleyiciler. Pek çok farklı cihazı bağlamak için çok güzel. burada zengin, bol miktarda port var. Bu gerçekten dikkat çekiyor. Burada daha ne olabilirdi? Type-C olabilirdi ama masaüstü piyasasında daha henüz Type-C yaygınlaşmadı. Anakartın arkasında bile bir tane çıkış her anakartta yok sevgili izleyiciler. Doğal olarak kasanın ön kısmına gelmesi sanırım birkaç seneyi bulacak. USB 3.0 portlarının ortasında da ses giriş çıkışlarımız mevcut. Burada mikrofon girişimiz, burada kulaklık çıkışımız var. HD Audio ve AC97 destekliyor. Bunları içeriden tabii ki anakartımıza bağlamamız gerekiyor. Şimdi burada hem sağda hem solda H ve L harfleri var ve 3 kademeli. Birer tane kontrolcü var. Burada anahtar var. Evet. Ama neyi kontrol ediyor? Ali, high, yüksek, low, düşük. Bunlar fan kontrolcüler. Her biri 7W'a kadar güç sunabiliyor. Sağ kısımda reset tuşumuz ve bile dışarımız var. Evet, sol tarafta da açma tuşumuz ve yine burada bir LED'imiz var. Aynı zamanda burada sağda ve solda da LED'lerimiz var. Bunlar da genelde sabit disk aktivite ışığı olarak iş görüyor. Ön kısımda 3 adet 525 inç yuvamız var. 525 inç yuvaları ne için kullanıyoruz acaba? Ali optik sürücü takabiliriz. Bunun yanında ek fan kontrolcüler takabiliriz. Hatta bazı ekran kartları günümüzde beraberinde VR kiti ile geliyor. Onları kasanın ön kısmına bağlıyoruz genelde. Burada da yan kısımda kolayca açabileceğimiz bir kısım görüyoruz. Şunu şöyle dışarıya doğru çektiğimiz zaman kilidini açmış oluyoruz. Ardından bu şekilde çektiğimizde dışarıya doğru geliyor ve yuva açılıp erişilebilir hale geliyor. Ön kısma genel olarak baktığımız zaman ızgaralı bir yapının hakim olduğunu görüyoruz. Alt kısımda Ayrakul logosunu ve de gözenekleri detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Bunların arkasında fanlarımız yer alıyor. Kapağı söktüğümüzde arkadaki fanları daha net bir biçimde görebiliyoruz. Fanların önünde bir de toz filtresi yer alıyor. Bunu da görüyoruz. Aynı zamanda kapağın içerisinde de yine bu kısmın toz tutacağını ve daha sonra bunların elektrik süpürgesiyle kolayca çekilebileceğini ya da elektrik süpürgesini tabi evlerde tercih ediliyor. Ofislerde ya da dış alanlarda kompresör ile basınçlı havayla daha güzel bir temizlik yapılabiliyor. Buradaki tozları sökebiliyoruz. Şimdi Recep burada iki tane fanın da takılı olduğunu görüyoruz. Piyasada standart fanları takılı mı satılıyor? Evet Ali önde iki tane ledli fan standart olarak geliyor. Peki bunların ölçüleri neler? Ali her ikisi de 14 santim. Bir kontrol edelim sevgili izleyiciler. Hemen şu şekil metreye getirdiğimiz zaman evet ön kısımda 14 santimlik 140 milimetrelik fanlar kullanılmış. 12 santimlik fanlardan daha genişler. içeriye daha çok hava çekebiliyorlar. Bunu da daha düşük bir devir ile yapabiliyorlar. Tabii ki bu fanların özelliklerinden, arka kısımdaki fanlardan, kasayla birlikte gelen bütün fanlardan ve eklerden tek tek bahsedeceğiz. Ama dediğimiz gibi buradaki en dikkat çekici nokta ön kısma fanların hazır takılmış olması. Burada yeterli toz filtremenin mevcut bulunması. Üst kısımdaki yapraklarının hava çıkışı için konumlandığını bu şekilde daha iyi görebiliyoruz. Açtığımız zaman arkaya doğru havayı vermek üzere tasarlanmışlar. Hemen altında sıvı soğutma için buraya deliklerin konumlandırıldığını görüyoruz. Çevrelerinde de kauçuk destekler var. Hem kablolar kesilmiş kesilmesin hem buradaki hortumlar zarar görmesin diye özellikle koruma konulmuş. Arka kısımda burada anakartımızın arka çıkışlarının yer alacağı bölümü görüyoruz sevgili izleyiciler. Buraya arka braketi iç kısımdan takacağız ama taktığımız zaman burada bu şekilde arka portlarımız görünüyor olacak. Braketin hemen sağ tarafında fan yuvamızı görüyoruz. Buraya 120 veya 140 milimetrelik fanlar takabiliyoruz. Halihazırda standart olarak 140 milimetre bir fanla geliyor kasa. Genişleme yuvalarını görüyoruz. Burada 10 adet genişleme yuvamız mevcut. En altta ise güç kaynağını takacağımız yuva yer alıyor. Yuvanın kenarlarında özellikle yalıtım ve destek materyalleri kullanılmış. Daha şimdiden dikkatimizi çekiyor. En altta da bu şekilde kolayca çekip çıkartabildiğimiz bir adet toz filtremiz var. Kasanın altına baktığımızda burada da bir fan yuvası olduğunu görüyoruz. Evet, buradan da istersek içeriye hava çekebiliriz. Ama burada bir toz filtresi yok. Altta güç kaynağının olduğu kısımda toz filtresi var. Bu kısma da isteyen tabii ki kendi ekstra toz filtresini alıp harici olarak takabilir. Fanda takabilir. E, kasalarda bu tür imkanlar var. Ayaklar özellikle yüksek tasarlanmış. Yüksek tasarlanması alt kısımdan bol hava alacak genişliğin olması anlamına giriyor. Gayet güzel. Kasanın sağ tarafına baktığımız zaman blok bir yapı görüyoruz. Evet Recep, hemen Türk işi şeklinde sesini dinliyoruz. Metal olduğunu anlıyoruz ama materyal, kalınlık, sağlamlık nasıl? Ali, çelik bir materyal kullanılmış burada. Kalınlığı 0.8 mm ama bazı yerlerde 1 mm'ye çıkıyor bu kalınlık. Özellikle sağlam olması gereken kısımlarda daha kalın yapılıyor. Hatta metalin bazı kısımları katlanıyor sevgili izleyiciler. Özellikle keskin olmasın diye de yapılıyor bu. Üzerinde siyah boya olduğunu görüyoruz. Bu kasanın siyah ve beyaz renk seçenekleri var. Bunun da altını çizerim. Evet, yine ağırlığından da bahsedelim Ali. 13.34 kilogram. 13 kilogram ile oldukça ağır. Hatta 13 kilonun üzerine 13.34 dediğin zaman Recep bayağı bir ağır oluyor. E bu kalınlıkta bir e, çelik kullanıldığı zaman doğal olarak da full tower diye tam boy kasa olduğu zaman sevgili izleyiciler bir de bunun üzerine sabit disk yuvası bu kadar çok USB portu kenarındaki köşesindeki üzerindeki takılı fanları kattığımızda doğal olarak ağırlaşıyor. Kasanın arka kısmına baktığımız zaman anakart tepsinin arkasında özellikle pencerenin çok geniş tutulduğunu görebiliyoruz. Bu bir avantaj sevgili izleyiciler çünkü bu arka tarafa işlemcinin soğutmasını sabitlerken anakartı önce kasaya monte edip sonra soğutmayı monte edebileceğimiz bir imkan doğuruyor. Bu pencere dar olduğu zaman önce soğutmanın arkasını takıp braketi daha sonra koymamız gerekiyor. Çünkü bazen bu kısmın kısmen kapalı olduğunu görüyoruz ve işlemcinin o arka taraftaki sabitleyicisini takmakta güçlük çekebiliyoruz. Kasadan çıkartmak, tekrar takmak gerekebiliyor. Bu bağlamda burası önemli bir artı. Diğer önemli nokta yine montaj esnasında buradan dolaşacak olan güç kablolarını sabitleyeceğimiz buradaki kancalar. Bunlara daha sonra bunları e, ataçlarla tutturabiliriz. Metallerle, bantlarla tutturabiliriz. Yine bu ön kısımda zaten söylemiştik ama buradaki kauçuk gizleyicilerle kablolama yaparken bizim işimizi kolaylaştırıyor. Burada yine yuvamız var. Burada yine bağlayabileceğimiz kısım var. Ve kabloların buradan geçebileceği mesafe var. Ancak kasanın kapağı bu alt kısmı oturarak kapandığı için kabloları bu alt kısımdan geçirmeyeceğiz sevgili izleyiciler. Kabloları dediğimiz gibi buradaki kısımdan ve de şuradaki bölümün içerisinden dolaştıracağız. Yine sabit disk yuvalarının arkasına baktığımız zaman burada da kabloları rahatça takabileceğimizi takabileceğimiz bir mesafe olduğunu görebiliyoruz. Yani 2.5 inç olsun, 3.5 inç olsun disk montajı da oldukça kolay. Sol tarafa baktığımızda burada bir pencere olduğunu görüyoruz. Pencerenin yapısı düz değil, hafif açılı. Bu da ilginç olmuş hocam. Evet Ali. Yine kasanın boyutlarından da bahsedelim istersen. Öncelikle 232 mm genişliğinde kasamız. Uzunluğu 595 mm ve derinliği de 559 mm. Derinlik denilen bu önden arkaya kadar kısım oluyor değil mi hocam? Evet. Burada yüksekliğimiz var uzunluk olarak geçiyor. E doğal olarak eni en düşük ölçü olduğu için oradan rahatlıkla tanımayabiliyoruz. Peki bunun içerisine diyelim ki işlemci soğutucu koyacağız. İşlemci soğutucu için ayrılan yükseklik ne kadar? Ali, 170 mm uzunluğa kadar işlemci soğutuculara monte edebiliyoruz. Yani abartı büyük hava soğutucuları da takabiliyoruz sevgili izleyiciler. İçerisi oldukça geniş. O zaman biraz içerisine bakalım. Burada kolaylıkla çıkabilen disk yuvaları var. Bu disk yuvalarından bir tanesinin altından kutu içeriği olan buradaki vidalarımızın yer aldığı karton kutu çıkıyor sevgili izleyiciler. Bunu bir kenara bırakırsak orta kısım özellikle çok geniş, yüksek ve ferah bir havaya sahip. Recep burada özellikle kullanıcıların merak edeceği şey bir bilgisayar toplarken buna hangi tür anakartları takabilecekler olacak? Ali, Extended ATX, XL ATX, ATX, Micro ATX ve Mini ITX anakartlar takılabiliyor. Şimdi buna mantıklı olan ATX ve daha büyük olan anakartları kullanacağımız büyük geniş sistemleri kurmak. Çok küçük bir anakart standartı kullanacak olduktan sonra küçük bir kasalı sistem toplayabilirsiniz. Ha ama kullanıcının elinde vardır, daha önceden duruyordur. Şimdi önce kasayı değiştirecektir, sistemi daha sonra değiştirecektir. O zaman tabii ki küçük anakartını da bu sisteme rahatlıkla takabilir. X-Predator 2 ile bir sistem topladığımızı varsayalım. Elimize standart ATX bir anakart var. Örnek olarak bu anakartı indirdiğimiz zaman buraya koyduğumuzda kapladığı alanı görebilirsiniz. Yan kısımlarda kablolama yapabileceğimiz ve 20 pin güç bağlantısını, 8000 işlemci güç bağlantısını bağlayabileceğimiz bol bol yerimiz var. Hatta ses bağlantısını arka taraftan geçirip kablolama yapabileceğimiz bol bol kauçuk yuvalarla, eee kaplanmış yuvalar olduğunu da görebiliyoruz. Alt kısma güç kaynağımız geldiği zaman bile alt kısımdan ve yan kısımdan bol bol boş alan var. Ama bir Extended ATX daha büyük bir anakart olduğu zaman anakartımız buraya kadar gelecek. O zaman kablolamayı daha uzak bir noktadan yapmamız gerekecek. Buradaki boşluklardan yararlanamayacağız. Yine de çok ferah, çok geniş olduğunu söyleyebiliriz. ATX anakart içerisinde çevresi boş, gayet rahat bir şekilde duruyor. Tabi bu anakartı indirmeden önce alt kısmı pirinç vidalarının takılması gerekiyor. Bu sadece boyut örneği olarak gösterdiğimiz bir rehber sevgili izleyiciler. Sistem toplama rehberlerimizde Doğru bir şekilde anakartın montajını yakından görebilirsiniz. Bir derece bunu ekran kartı takalım. Bir ekran kartı koyduğumuz zaman bakalım nasıl duruyor. Ali şu anda elimde GTX 950 var. 950'yi taktığımız zaman epey bir boşluk kaldığını görebiliyoruz. Ben de 980 Ti'ye getiriyorum. 980 Ti 3 fanlı büyük bir soğutmaya sahip sevgili izleyiciler. Arka tarafı açmadığımız için tam denk gelmese de buraya denk geldiğini görebilirsiniz. PC Express yuvasına tam indirmediğim halde hem üst kısımda burada güç kablolarını takacak rahat yerimiz var. Hem de bu kısımda rahat yerimiz var. Çünkü buradaki sabit disk yuvaları yan taraftan değil buradan arka taraftan bağlandığı için burada bir kablo teması gerçekleşmiyor. Evet o yuvayı sökebiliyoruz Ali. Yuvayı sökmediğimiz zaman da 342 mm alanımız var ekran kartı takmak için. Duo'yu söktüğümüzde bu alan 465 mm'ye çıkıyor. Yani çok uzun ekran kartlarını da orta kıza sökerek takabiliyoruz. Orta tarafı çıkartabiliyoruz dedik Recep Peki kaç tane sabit disk takabiliyoruz? Tamamı bu takılı olduğunda ya da çıkarttığımız zaman Ali toplamda 8 adet 2.5 inç veya 3.5 inç disk takabiliyoruz Şimdi buradaki yuvaları çıkarttığımız zaman kızakları sevgili izleyiciler Ortada 2.5 inç takabileceğimiz kısmı Yan tarafta da 3.5 inç takabileceğimiz kısmı görebiliyorsunuz Evet yani hem sabit disk hem SSD'leri rahatlıkla takabiliyoruz Şimdi ortadaki yuvada 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva var Alt kısımda da 3 tane var Ortayı çıkartsak bile 5 taneyi çıkartsak bile sevgili izleyiciler 3 tane disk takacak rahat rahat alanımız kalıyor. Ama ortadaki disk yuvasını çok uzun bir ekran kartı takmadıktan sonra çıkartmaya gerek yok. Ve 980 Ti'nin Strix modelini bile burada taktık. 3 fanlı olan gayet rahatlıkla sığdı. Çıkartmak istediğimiz zaman da Ali buradaki iki tane vidayı söküp kızaklı yapısı sayesinde kolayca çıkartabildiğimizi belirtelim. Bir deneyelim Mecep. Hemen buradaki vidaları çıkartıyorum. İkisini de sökelim bakalım. Buradaki vidaları çıkarttık. Yukarıya doğru çektik. Ve kızaklı yapısıyla gerçekten kolayca çıkarttık. 525 şuvaları da vidasız montaja uygun sevgili izleyiciler. Buradan sıkıştırma işlemini ya da açma işlemini kolaylıkla yapabiliyoruz. Açarken tak diye birdenbire geliyor ama böyle sıkıştırırken Hafif kademeli bir hareketi var. Kasanın soğutma desenlerine bahsedelim. Evet, arka kısımdaki bu fanlar dikkatimizi çekiyor. 2 tane yukarıya, bir tane arkaya bakan her biri 14 santimlik 3 adet fanımız var arka kısımda. Evet Ali, üst kısma 2 adet 120 mm veya 140 mm fan takabiliyoruz. Görüldüğü üzere standart olarak 2 tane 140 mm fan takılı olarak geliyor. Ve de havayı içeriden çekip yukarıya tahliye edecek şekilde tasarlanmış. Çünkü üst kısımdaki o kanatçıklar havayı yukarıdan arkaya yönlendiriyor. Peki Recep üst kısma sıvı soğutma için bir radyatör ve fan sistemi takmamız mümkün mü? Evet Ali takabiliyoruz. 240 mm veya 280 mm'lik radyatörler takmak mümkün. Şimdi burada baktığımız zaman sadece fanlar için alan var gibi geliyor. Radyatör ve fanların o durumdaki montajı nasıl olacak? Ali o durumda fanları buradan söküp kapağın altına yerleştiriyoruz. Akabinde radyatörü de buraya yerleştiriyoruz. Yani radyatör içeride üst kısımda da burada tepsinin bir de üst kısmı var sevgili izleyiciler. O üst kısmı çıkarttığımız zaman altta fanları takabiliyoruz. Peki benim 240 mm'ye ihtiyacım yok. Sadece 140 ya da 120 mm'lik bir sıvı soğutmayı işlemci için kullanacağım. Arka tarafa da kolayca takmak istiyorum. Üst kısmı sökmek istemiyorum. Buradakini çıkartıp takabilir miyim? Evet Ali. 120 mm'lik radyatörleri arkaya takabiliyoruz. 140 mm'lik radyatörleri takamıyoruz o zaman. Evet. Yine kasanın alt kısmında da bir fan yuvası olduğunu görmüştük. Buraya da 120 ve 140 mm fanlar takabiliyoruz. Ön kısımda da yine iki tane fan yuvamız var. Buraya 120 veya 140 mm'lik fanlar takabiliyoruz. Standart olarak kasayla birlikte iki tane 140 mm fan geliyor ve bu fanlar ledli. LED'li yani aydınlatmalı fanlar sevgili izleyiciler özellikle şeffaf yapılarının sebebi de bu. Recep görünüm ve etiket olarak üstü arka kısımdaki ve öndeki fanlar birbirinden farklı duruyor. Peki bunların özellikleri neler? Ali karakteristikleri aşağı yukarı aynı. Örneğin hepsinin 30 bin saatlik bir ömrü var. Aynı zamanda hepsi 48.7 CFM üfleme değerine sahip. Bu da havanın içeriye ne kadar çekildiğini ya da dışarıya ne kadar tahliye edildiğini gösteren bir değer sevgili izleyiciler. Yine fanlar 1200 devirde çalışıyor ve 24.8 desibel gibi sessiz bir değere sahip. Tabi bunları kontrolcüye bağlarsak yüksek ya da alçak devirde çalışmalarını sağlayabiliyoruz. Altta güç kaynağının oluşturduğu titreşimleri önlemek için hem burada kauçuk ayaklar olduğunu görüyoruz hem de arka kısımda bir köpüğümüz mevcut. Kasanın üst kapağını çıkarttığımız zaman da altındaki bağlantıları bu şekilde görebiliyoruz. Evet sıvı soğutma takacağımız zaman alt kısımda bu aradaki mesafeye takmamız gerekiyor. Yine kanat çıkarının altını burada görebiliyoruz. Hatta bu kanat çıkarı bu şekilde hareket ettirdiğimiz zaman alttaki mekanizmayı da daha net görebiliyoruz. Benzer şekilde sabit disk okuyucumuzun ve diğer bağlantılarımızın, yöneticilerimizin kablo bağlantılarını hatta LED bağlantılarını da görebiliyoruz. Buraya geniş bir yuva bırakılmış ve bu üst kısım buraya oturuyor. Ama üst kapağı sökmek gerçekten efor ve zaman istiyor sevgili izleyiciler. Buradaki plastik ayaklar hemen kurtulmuyor. E, kırmadan dikkatli bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Kutu içeriğimize bakıyoruz. Evet burada kablo toplayıcılarımız var. Anakart montajı için kullanacağımız sarı vidalar var sevgili izleyiciler. Yine burada farklı noktalarda fan ve diğer parçaları mont etmek için kullanabileceğimiz vidalarımız var. Bunların hepsi bu siyah kutunun içerisinden çıkıyor. Bu siyah kutuyu da sabit disk yuvasının altında buluyoruz. Yine kasamızın üzerine nasıl kullanacağımıza dair kullanma kılavuzumuz da burada. Evet sevgili izleyiciler sizlerle birlikte AeroCool X-Predator 2 bilgisayar kasasına yakından var. Evet Ali. Recep artları eksileri özetleyelim. Ali öncelikle artlar başarılı soğutma, bunun yanında ürünün üzerine 5 adet fanın stok olarak gelmesi devam ettiğimiz zaman yine geniş anakart desteği de beynimizi kazandı. Ek olarak fan kontrolcü olması yine hoşumuza gitti. Her biri 7W'a kadar destekleyen fan kontrolcülerimiz. Bir de tabii ki Ducking Station. Ducking Station özgünlük katan özelliklerden bir tanesi olmuş. Ben yanında ekstra bir Ducking Station'ı masa üstünde tutmak istemiyorum. Evet. Daha önce Ducking Station aldım kullandım sevgili izleyiciler. Rafta da 6-7 tane kaç tane olduğunu bilmediğim eski sabit disklerim var. Kimisi 40 GB Recep, kimisi 80 GB eski bilgisayarlardan kalma. Kimisini fotoğraf arşivi yaptım. Kimisini fotoğraf arşivinin yedeğinin yedeğinin yedeği şeklinde 3 kopya falan aldım. Eski hatıralar kaybolmasın diye. E şimdi bu tarz bir kasa benim işime gelir o açıdan. Evet. Bir de içerisi geniş tabii ki. Geniş alan olduğu zaman soğutma daha kolay oluyor. İstediğin anakartta takabileceğin için uyumluluk problemlerine çok fazla kafa yorman gerekmiyor. Estetik açıdan da üst kısımdaki havalandırma farklı. Yan taraftaki pencere düz kare değil. Yine o da açılı bir şekilde tasarlanmış. Hepsi gayet güzel yerlerinde. Evet havalandırma gayet güzel. Hatta sıvı soğutma desteği de var. Biraz da eksilerden bahsedelim Ali. Eksiler daha iyi olsa olurdu dediğimiz e, özellikler neler acaba? Ali üst kısımda bir taşıma kolu olabilirdi. Üst kısımda ben bakıyorum şurada kenardaki yapıya sevgili izleyiciler. Hani böyle taşıma ama olacakmış gibi geliyor tasarımdan evet. dolayı. Orada bir boşluk bırakmışlar tasarıma şekil katmak için ama çok büyük bir kasa. Ee, zaten pek... Taşımak bir yerden bir yere kaldırıp koparmak için tasarlamamışlar. 13 kilogramdan biraz daha ağır olması sebebiyle de öyle bir tasarım baştan kafada olmadığını biliyoruz. Ama bir kaldır kopar yapacak bir kenarında köşesinde kolu olduğu zaman bizim biraz daha işimize geliyor. Kesinlikle çünkü içerisine bileşenleri de monte ettikten sonra ağırlık 20 kilograma ulaşacaktır. Bu balamda kasayı kavramak, bir yerden bir yere taşımak zorlaşabilir. Evet, o açıdan sevgili izleyiciler, baştan koyduğunuz yere iyi karar verin diyoruz. Evet, bir başka eksimiz de Ali, üst kısımdaki yuvaya 2,5 inç diskimizi takmakta biraz zorlandık. Onu oturturken bir sağ sol yapmak gerekti. 3.5 inçlik disk çat diye yuvaya oturdu ağırlıktan evet. mütevellit. Ama e, SSD çok hafif olduğu için onu oturturken zaten ağırlığıyla kendisi oturmuyor. Ya bir an uymuyor mu acaba dedik. Sonra oturttuğumuz zaman yuvaya girdiğini gördük. Evet. Artlar eksiler bu kadardı. Şimdi o üst kısımdaki yer aslında hafif tıraşlanabilir ya da daha ona uygun bir şekilde bilmiyorum değiştirilebilir ama Ducking Station olması dediğimiz gibi önemli bir artı. Sevgili izleyiciler sağlam, güzel, ağır bir kasa, uzun ömürlü bir kasa. Büyük bir oyuncu sistemi kurmak için gerçekten muazzam. Extended ATX anakartlarda da incelediğimiz böyle X99'un e, Extreme Edition'ları diyelim işte Godlike Ordu örnek evet. gösterdik. Farklı anakartlar var. Farklı markaların ürettiği gayet iyi. Bunların hepsini takabileceğimiz bir kasa. Fiyat segmenti nedir? Türkiye piyasasına inceleme olduğu tarihte ne kadar fiyata bulabiliyoruz? Ali, 600 TL'lik bir segment değer oluyor kasa. Şaşırtmıyor çünkü Extended ATX sistemler sevgili izleyiciler standart ATX sistemlerden çok daha yüksek maliyetli oluyor. Çok daha yüksek performanslı oluyor. Dediğimiz gibi özellikle X99 yüksek uçlu overclock e, böyle ekstra soğutmaya, ekstra alana ihtiyaç duyacak. Ekstra fan kontrolcünün yararlı olacağı sistemlerde gayet güzel gidecektir. Evet sizler birlikte Aracool X Predator 2 kasayı inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.